Merhabalar arkadaşlar bu videoda sizinle birlikte Türkiye İsviçre maçının maç önü analizini yapacağız hep birlikte ee, ilk olarak arkadaşlar bahsedeceğim şey şu an Türkiye'nin umutları mı umutları bitti mi hayır hala bitmedi hala e, gruptan çıkma şansımız var. E, bize bağlı nedenler de var bize bağlı hani şeylerden de çıkabiliriz ama daha çok hani biz bu maçı kazansak da e, özellikle bir iki farklı 3 farklı kazanmamız gerekiyor kazansak da diğer maçlarda diğer gruplarda oynanacak maçlara bakıyor bugün sosyal medyada falan birkaç tane şey vardı işte şu şunu yenerse şu şundan beraber kalırsa falan gibi onlar da tam olarak aslında arkadaşlar o şekilde değil e, dediğim gibi toplamda zaten 6 tane grup var. Bu 6 tane gruptan e, hangilerinde ne olacağı daha hiç belli değil. Biz A grubu olduğumuz için bizim ilk maçlarımız olacak bunlar. Yani son maçların ilk maçı. A grubu olduğumuz için bu şekilde olacak. Yani bizim işte B, C, D, e, onların hepsini beklemeliyiz arkadaşlar gruplarda ne olacağını. Bu şekilde e, gruplardan çıkabilir miyiz? Çıkamaz mıyız açıkçası? Son F grubuna kadar o zaman belli olacak. Baktığınızda arkadaşlar ilk olarak bu sıralama kriterlerinde en iyi bizim üçüncü olabilmemiz için baktığınızda kesinlikle ilk baktıkları şey puan. Yani mesela atıyorum diğer gruplarının e, üçüncü yerinin 2 puanı vardır. Biz bu karşılaşma yenersek 3 puanımız olursa onların önüne geçeriz ve çıkarız gruptan. İkinci bakacakları şey arkadaşlar Average. <laughs> Umarım Average'e kalmayız çünkü average'e gerçekten çok kötüyüz. Hiç gol atamadık ve 5 tane gol yedik toplamda. Bu açıdan gerçekten kötüyüz. E, üçüncü bakacakları şey atılan gol. 4 galibiyet sayısı, 5 disiplin puanı. 6. Avrupa elemeleri genel sıralaması. Bu şekilde bakılacak arkadaşlar. Genel olarak bence ben puana bakılacak diye düşünüyorum. Çünkü sürekli beraberlikler falan çıkıyor diğer karşılaşmalarda. Eğer biz bu karşılaşmada bir 3 puan alabilirsek gerçekten önümüz açılacaktır diye düşünüyorum. Evet hani kazanırsak kesin çıkabiliyor muyuz? Hayır çıkamıyoruz. Diğer gruplara bağlı yine dediğim gibi. Ama bir şekilde ben kazanırsak yine gruplardan çıkabileceğimizi düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Ve maç önü analizini hemen anlatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ben size ilk şeyden bahsedeceğim. E, Türkiye takımından bahsedeceğim. Biliyorsunuz en son Galler'e karşı oynadık arkadaşlar. Galler'e karşı gerçekten e, kötü bir oyun sergiledik. Yani oyunu izlediğimde hani Galler bizi 1-0 yenerken sanki biz 1-0 öndeymişiz gibi bir e, ben Ruh algıladım Türkiye Milli Takım'da. Öyle bir e, şey vardı Türkiye Milli Takım'da. Üstünden atamadılar bunu da. Ve çok hareketsiz oynadılar açıkçası. Gol pozisyonları, yani evet şut konusunda gerçekten fazla suçlumuz vardı. 18 şutumuz vardı ama ben hiçbir olgun atak görmedim. Hiçbir organizasyon görmedim Türkiye Milli takımında Gerçekten kötü oynadık o maçta. E, bu karşılaşmaya da arkadaşlar ben yine aynı kadroya çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü İtalya maçına da aynı kadroya çıktık. E, Galler maçına da aynı kadroyla çıktık. Şu şekilde e, hemen kadroyu söyleyeyim arkadaşlar. 4-1-4-1 şeklinde. M belki bu kadro 4-3-3 ya da 4-4-2'ye de dönebilir. Çünkü Burak ileride çok yalnız kalıyor ve topu Burak'la buluşturamıyoruz açıkçası. Burak çok gerilerden top almaya çalışıyor. E, kalede Uğurcan'la başlarız büyük ihtimal. Çünkü Uğurcan çok iyi bir performans sergiliyor. Daha sonra Zeki, Kaan, Çağlar ve Umut onların önünde Okay, en önde Cengiz, Ozan, Hakan, Kenan ve Santofa olarak buraya göreceğiz büyük ihtimal. Ben öyle düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olur Büyük ihtimal belki e, Hani Cengiz'den Cengiz'i bu maç beğenmişlerdi Geçen maç Cengiz ilk 11 başlamamıştı Yine ben Cengiz'i düşünüyorum açıkçası Bu karşılaşmada e, Belki İrfan oynayabilir e, Çünkü İrfan'ı da sonradan alıyor genelde e, Bu şekilde bir ilk 11 Muhtemel ilk 11 sayabilirim size arkadaşlar e, İsviçre maçından da bahsedeyim İsviçre'nin e, şeyinden durumundan bahsedeyim arkadaşlar. İsviçre ilk maçında Galler'e karşı berabere kalmışlardı. Fena olmayan bir karşılaşma çıkartmışlardı açıkçası Galler'e karşı. Ama İtalya yani İtalyalarını konuşturdu ve İsviçre'yi de parçaladı. Çok güzel e, şeyler yaptılar. Çok güzel oyunlar oynadılar. Şeye karşı e, İsviçre'ye karşı ve 3-0 bir Malibet aldılar açıkçası. İsviçre'den ben yine o kadar şey beklemiyordum. Kötü bir performans beklemiyordum. En azından biraz daha İtalya'ya karşı sıkıntılar yaratacağını düşünüyordum. Ama yaratamadılar onlarda. Baktığınızda arkadaşlar hemen size şu şekilde ben ideal kadrosunu vereyim. Ben İtalya maçına çıkacak kadroyu yine bu maçlara düşünüyorum. Çünkü fazla bir derinliği yok kadrolarının. Yani oynayabileceği maksimum. 11 bu şekilde hemen sayım arkadaşlar 3 4 1 2 taktiğinde bu karşılaşmayı bu taktiğin Hazırlık karşılaşmalarında da çok kullanmışlardı. Kalede Somer, onun önünde Elvedi, Şar, Akanji, onun önünde Mbobu, Froyler, Şaka ve Rodriguez, Şakiri, Seforovic ve Embole. Gerçekten arkadaşlar bu maçta Seforovic e ve Embole çok fazla iş düşüyor. özellikle bu turma da bildiğiniz kayıp olarak gözüküyor. kötü performans sergiliyor. Türkiye'ye karşı İsveç, İsviçre kesinlikle Seforovic'i oynatmak isteyecektir. Yani oynatmak isteyecektir derken evet oyun oynayacaktır oyunda ama topla onu buluşturmaya çalışacaklardır ve bu şekilde Türkiye'yi kazanmaya çalışacaklar Türkiye maçını kazanmaya çalışacaklardır. Türkiye'ye de baktığımızda arkadaşlar gerçekten savunma konusunda fena işler çıkartmasak da hücum konusunda iyi işler yapamıyoruz. Gol atamıyoruz. Dediğim gibi iki karşılaşmada hiç gol atamadık ve beş tane gol yedik. Umarız arkadaşlar bu karşılaşmada Güzel güzel goller buluruz böyle farkla yeneriz İsviçre'yi ve e, sonraki olan karşılaşmalar da diğer gruplarda çıkacak karşılaşmalar da bizim lehimize sonuçlanır. Ve bir şekilde arkadaşlar kötü başladığımız turnuvada umarım e, gruplardan çıkarız diyorum. Tekrardan milli takımımıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.